odam o kadar dağınık ki arka planı anca hani şöyle yapsam oluyor. Olmuyormuş. Burada da bornozum var. Şöyle yapsam o zaman da ışık olmuyor. Dişçiye gidiyorum ve dışarı sadece dişçiye çıktığım için makyaj yapıyorum şu an. Güneş kremi sürdüm. Çünkü bir 50 adım falan atacağım. Saçımı da düzleştirdim. Bugün Ağustos'un 1'i ve pazartesi günü. Aslında bence çok güzel bir gün. Ağustos'un 1'i olunca işte bir de pazartesi olunca benim için önemli oluyor böyle günler. Çünkü sanki bugün hayatımın ilk günü gibi davranıyorum. Fakat insan hayatının ilk gününde saat 2:30-3'te uyanmaz. Ben uyandım. Dişlerin sana hali inanılmaz derecede sarı oldular onun için. Gülesim yok. Ayrıca gülecek bir şeyim de yok. Sarılar ve bu konu beni çok mutsuz ediyor. Fakat dişleri takınca dişler sararıyor maalesef. Dişime lastik takıyorlar. Belki dişleri takan arkadaşlar biliyordur. Lastik de normalde beyaz yani de lastik var aslında. Şöyle ışığa geleyim. Bak beyaz kenarda olunca dişim çok sarı görünüyor. Şöyle yapayım. Dişinde enin lastik var burada geriye atsın diye. Dişlerim geri şöyle değil de böyle olsun diye. Ama o lastik günde 45 kere de fırçalasan sarı oluyor maalesef. Onun için asla utanmıyorum. Ve bunu eğer annem izliyorsa hayır anne atmayacağım. Nereden başlayayım ya? Bugün Ağustos'un birinci günü olduğu için. Yeni hayatımın ilk günü olduğu için tabii ki. Önce plan yapacağım. Ve bir de şeylerden bahsetmek istiyorum. O da şu. Ben bir haftadır tek başıma yaşıyorum. Biraz hani tek başıma yaşamanın getirdikleri zorluklar. Tabii ki bazı insanlar salak Zeynep tek başına yaşamak ne kadar güzel diye düşünebilir. Fakat hani tabii ki güzel bu arada. Annemler yazlıkta yanlış anlaşılmasın farklı bir eve falan çıkmadım görüldüğü üzere bizim ev. Dedim hani tek başıma nasıl? Ölene kadar tek başıma olacağım için bu tek başıma yaşamayı biraz romantize etmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten romantize etmeyince hayat sinir bozucu, çok sıkıcı oluyor. Tabii bunu şeye de bağlayabiliriz. Hani benim bir işim yok şu an. Stajım da yok. Hani evde tekim. Yani evde hiçbir şey yapmıyorum. Dışarıda çıktığım olmadığı için çok sıkılıyorum. Yoksa hani bir işim olsa, iş derken gerçekten meslek olarak. Akşam 5 gittiğim bir iş olsa tabii ki sıkılmam. Sonuçta evdeyim. Sıkılıyorum ve sıkılmamak için ne yaparım diye tabii ki düşündüm ve internette yazdım. Tek başınayken yapılacak şeyler. Hani ne yapılabilir? Ve asla bulamıyorum. Evet buldum. Kurabiye yapmak. Neden olmasın? Resim yapmak. Canım sıkıldığında yaptığım şey de. İşte film izlemek falan filan yani. Hiç de böyle size anlatacağım olağanüstü bir şey yok. Onun için genellikle sıkılıyorum ve TikTok izliyorum. Ay dizi izliyorum, film izliyorum. Sıkılıyorum yani. Dedim mi sıkılacağım ama video çekeyim sonuçta. En azından bir şey yapmış olurum. Amacım olur. Bugün mesela Ağustos'un birinci günü olduğu için dedim ajandamı kullanmaya başlayabilirim. Burada diyor ki mesela be so good they can ignore you. Yani o kadar iyi ol ki seni böyle yok sayamasınlar. Sonra burada hedeflerimiz var. Doğum günleri var. Sonra anniversary'ler var. Sonra burada yapılacak şeyler falan var. Ve işte böyle. Ben de dedim ki neden yapmayayım? Yalnız başıma bir günü ne kadar böyle romantize edebileceğimi anlatan bir video galiba.
şeyler yazarken Taylor Swift dinleyeyim dedim. Safe and Sound çıktı yani. Ölmek de istemiyorum açıkçası. Hayır. Sus. Yeter. İmdat ya. Yani böyle bir plan hazırladım. Genel olarak bu. Ana amacımız evi toplamak, süpürmek ve çıkmak. Çünkü yarın yazlığa gideceğim. Öyle bir planım var. Hiç gidesim yok. Ama gideceğim. Çünkü burada da hiçbir şey yapmıyorum. Orada da hiçbir şey yapmayacağım. En azından annemle babamla olurum. Bu arada söylemeyi unuttum dişçiden çıktıktan sonra neler olduğunu. Benim son dişçi randevumuş aslında. Hani son defa muayeneye gitmişim. Dişlerimi göstereceğim. Dişlerin son hali bu. Yine buraya bir tane lastik takıldı. 19 Ağustos'ta diş deliğim çıkacak. Onun için çok mutluyum. Bakın insanlar diyor ki işte dişlerim çıktıktan sonra kendime alışamadım falan. Hiç sanmıyorum. Alışacağım yani eminim alışacağıma. Çünkü bazen çok sinirleniyorum. Yatıyorum bazen. Diş telimin var olduğunu hissediyorum. Nefes alırken, nefes aldığınızı farkında varırsınız ya da yüzüklerinizi takarken. Bir anda yüzüklerinizi takıyormuş hissi olur böyle. Kötü o his oluyor ve hani çok sinirleniyorum. Diyorum ki acaba hani gitsem de artık çıkarın şunu mu desem diye. Olmuyor. Olacak artık, evet, pardon. Bugün işte dedi ki doktorum, dedi ki artık diş telinin çıkma zamanı geldi. 19 Ağustos'ta çıkacak. Çok mutluyum. Güzel bir gün oluyor onun için. İnşallah çıkar bu arada. Çünkü Mart ya da Şubat'ta bir kere çıkacaktı. Video çekmek için falan da gitmiştim. Çıkardık, her şeyi yaptık falan. Sonra geldi dedi ki tekrar takın, olmamış bu. Okey, bu üzücü anıları unutalım. Şimdi planımızı hazırladık. İşlerimiz var. Şu anki planım evi toplamak. Salonu, mutfağı toplayacağım. Yani evden kastım o. Teoriye göre Burak gelecek ama dün de geleceğim dedi. Gelmedi. Çok da bir şey diyemiyorum. Hani gelir gelmez. Okey. Çok konuştum. Konuşasım varmış. Bir tane altını vardı. Bir gittim, bir de gümüşünü aldım. Aldığım küpeleri de göstereyim o zaman. Önce bunlardan aldım böyle. Böyle. Bir de bunlardan aldım. Ay dur. Şöyle. En çok bunları beğendim. Nereden aldım? Kadıköy'de uzak ışıklar, uzun ışıklar öyle bir yer var. Oradan aldım. Çok mutlu oldum şimdi. Gereksiz. Bir şeyleri alınca çok mutlu oluyorum. Akıl sağlığımı korumak için alışverişe çıkıyorum. Yapmamam gereken bir şey çünkü param yok. Kim bu güzellik? Dönmüşüm. Şimdi mutfağı toplayacağım. Mutfağım aslında çok dağınık değil. Ama çünkü o kadar sıkılıyorum ki mutfağı toplayacak seviyeye geliyorum ki ben gerçekten bir şeyleri toplamayı hiç sevmem. Sevmeyeceğim. Sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Ve dağınık bir insanım. Dağınık olmayı da sevmiyorum. Öyle küçük bir sorunum var. Çok da topsuz değil. Topsuz. Toplu. Yani çok da dağınık değil. Sorun şu. 10 dakika bile sürmeyen temizlik serüvenime ara verdim. Çünkü uykum geldi. Ve hani bugün 11 saat uyumuştum normalde. Uykum geldiği için biraz dinleneceğim. Ne alaka ya? Uyku zamanı. Küçük bir sorunumuz var. O da ben kremi 3 gün önce aldım ve 3 gün önce kullandım. Krema böyle duruyor. Yenmeyeceğini düşünerek, hani ölmeyeyim diyerek şu an krema almaya gidiyorum. Soru da şu. Bu kadar tavuklu krema sevdası biraz abartı değil mi? Bence de abartı. Yani asla bir şey için bu saatte bu uyku varken evden çıkmazdım.
Işık kapatmayı unuttuk. Bir yandan suyumuz kaynarken makarnamız için, bir yandan tavaya koyduğumuz böyle 3-4 kaşıklık yağımız kızıyor. 200 gramlık bir kişi için yapıyorum çünkü. Tavuk göğsümüz var ve kremamız var. Burada da eşyalarımız var. İstediğimiz baharatlar var. Burada fettuccine mi bu? Burada fettuccine'miz var çünkü neden olmasın? Gelişmelerden size haberdar edeceğim. Bu arada da yere bir şeyler döktüğüm için ve ekmek kırıntıları olduğu için korkuyorum. Kendilerinin üstüne basmak istemiyorum çünkü çarpılmak istemiyorum. Birazcık mutfağı süpüreceğim. Sonra makarnamın suyu olmak üzere şu an. O zamana kadar beni tam olarak bir dakika. Beni bu şekilde buradan izleyebilirsiniz. Böyle suyu çıkıyor. Bunları içine tekrar çekecek suyunu. Onu bekleyeceğiz. Makarnamız pişiyor. Tavuklara baharatlarını koydum. Biraz daha pişecek. Sonra zaten kremasını koyacağım. Çok terledim çünkü o arada bunları yaparken ne oldu, bir an bana bir şey geldi böyle. Evi süpürdüm. Burada da bizim süpürge. Yoruldum, terledim. Ama çok böyle üretken bir gündeyim açıkçası. Evim temiz ve yemeğim hazır ve kremalı tavuklu makarna yapıyorum. Az mı koydum, çok mu koydum? Sanki biraz çok koydum. Güzel olmuşsun. Niye güzel oldun? No, you are not MS. You are beautiful. I am MS. You are not. Ben seni hep Teknosa sakallarıyla gördüğüm için. Hello. Burnunu da karıştırmazsın. Karıştırmıyorum, burasını kaşıyorum. That's what pussy sounds like. Sen de kendi repliğini yapman lazım da. Neydi? Lahmar. That's what good pussy sounds like. Lahmar. Ne yapıyorsun? İşte yemek yaptım. Onun tadına bakacağız şu an. Kıvamın yerinde duruyor. Kapak fotoğrafı. Kreması güzel. Kapak fotoğrafı. Gel, gel. Döndür, döndür, döndür. Tamam, şimdi ye. Sustum. Ben tuzlu sevmem zaten de. Sus biraz, evet. Ama yo, çok iyi bence tadım. Kremanın markası ne? Bunal. Donut. That was too good. That was crazy. Biraz yoruz kızım. Susuzluğum güzel. Güzel kadar. Yoruz deniyoruz. Nasıl mı? Bugünkü liste vardı. Vlogumu çektim. Evimi topladım. Salon olmasa da. Evimi süpürdüm. Buzdolabının atılacak şeyleri attım. Makarnamı yaptım. Burak geldi. Tamam. Ne oldu? Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bye bye. Burada da Burak bu. Aa, beni tanıdılar herhalde.